başlamadan önce video 5.3 izlenmiş olmalıdır. Bir ay için ekranda görünen delikli döşemenin yukarı bakan yüzeyine X yönde paralel olacak şekilde donatı yerleştirmek istediğimizi düşünelim. Gene ilk önce ilgili makro düğmesinin üzerinde yer aldığı araç çubuğunu açalım. Gelin ilgili makromuzu çalıştırmadan önce makro bilgi girme arayüzü aracılığı ile temel veri girişini gerçekleştirelim. Sadece X yönde donatı atılmasını sağlamak için figür sekmesini açıp ilgili onay kutucuklarını gerektiği gibi düzenleyelim. Daha sonra main düğmesine tıklayarak donatı bilgi girişi arayüzünü açalım. İlk önce data düğmesine tıklayarak detaylı donatı bilgi girişi arayüzünü açalım. Elimizdeki örnek için çap bilgisini girmemiz yeterli olacaktır. Gelin çapı 20 mm olarak ayarlayalım. Elimizdeki örnek için method distance olarak ayarlayalım ve donatılar arası mesafeyi 500 mm olarak belirleyelim. Elimizdeki örnek için donatı başlangıç ve bitiş noktalarında kanca tanımlamayalım. Bunun için ilgili onay kutucuklarını boşaltmamız yeterli olacaktır. Detaylı donatı bilgi girişi işlemini tamamladıktan sonra uç koşulları tanımlama işlemine geçebiliriz. Gelin başlangıç uç koşulu bilgi girişi arayüzünü açalım. Ve Method of Extension karma kutusu aracılığı ile yöntem olarak The Closes segmenti seçelim. Bilgi girme arayüzünü OK düğmesine tıklayarak kapatalım. Benzer şekilde bitiş uç koşulu bilgi giriş arayüzünü açalım ve yöntem olarak By Embedment Length'i seçelim. Embedment Length düzen kutusu yardımı ile kenetlenme boyunu çapın 50 katı olacak şekilde ayarlayalım. Bilgi girme arayüzünü OK düğmesine tıklayarak kapatalım. Yapılmış olan değişikliklerin kaydedilmesi için bilgi girme arayüzleri OK düğmesine tıklanarak kapatılmalıdır. Son olarak pas payı ve donatıların yüzeyden olan mesafesi için bilgi girişlerini gerçekleştirelim. Bunun için öncelikle Figure Short sekmesine tıklıyoruz. Elimizdeki örnek için pas payını 50 mm, yüzeyden mesafeyi 75 mm olarak ayarlayalım. Elimizdeki örnek için bilgi girişi işlemini tamamlamış olduk. Şimdi yüzey alt bölge donatısı yerleştirme makrosunu çalıştırarak elimizdeki örnek yüzey için donatı yerleştirme işlemini gerçekleştirelim. Makro ilgili düğme üzerinde farenin sol tuşuna tıklanarak çalıştırılır. Gelin beraber yüzey alt bölge donatısı yerleştirme makrosunu çalıştıralım. Şimdi dikkatimizi durum çubuğunun 4. hanesine yoğunlaştıralım. Bu hane yardımıyla seçim işlemi sırasında bizden sırasıyla neler yapılması istendiğini takip edebiliriz. Görüldüğü gibi ilk olarak bizden üzerine donatı yerleştirilecek olan ana görsel nesnelerin seçilmesi isteniyor. Seçim modunda fare imlecinin el şeklini aldığını unutmayalım. Fareyi hareket ettirerek delikli döşemenin çizgilerine temas eden herhangi bir noktaya getirelim ve bu noktada farenin sol tuşuna tıklayalım. Seçilmiş görsel nesnelerin kırmızı renk ile çizildiğini unutmayalım. Nesnenin renginin kırmızıya dönüştüğünü gördükten sonra bu seçimi onaylamak için ekran üzerinde herhangi bir yerde farenin sağ tuşuna tıklayalım. Bu şekilde ana nesnelerden ilkini seçme işlemini tamamlamış olduk. Elimizdeki örnekte ilgili yüzey tek bir görsel nesneye aittir. Ancak bazı durumlarda bu yüzey birden çok nesnenin birleşmesiyle oluşturulmuş bir yüzey de olabilir. Bu kısa bilgi notundan sonra seçim işlemine kaldığımız yerden devam edelim. İlgili yüzeyin ait olduğu başka bir ana nesne olmadığı için seçim işlemini sonlandırma aşamasına geçebiliriz. Sonlandırma işlemi ekran üzerinde herhangi bir yerde farenin orta tuşuna tıklanılarak gerçekleştirilir. Seçim işleminde ikinci aşama, ilgili ana görsel nesneler üzerinde donatı yerleştirilecek olan yüzeyin seçilmesidir. Fareyi ana görsel nesneler üzerinde hareket ettirdiğimizde o anki bulunduğu konuma karşılık gelen yüzeyin belirgin hale geldiğini kolaylıkla görebiliriz. Şimdi fareyi donat atmak istediğimiz üst düzeyin olduğu bölgeye doğru hareket ettirelim. Üst düzey belirgin hale geldiğinde farenin sol tuşuna tıklayarak yüzey seçim işlemini tamamlamış oluruz.
Ekran üzerinde ana donatı yönünün belirlenmesiyle seçim işlemi tamamlanmış olur. Takip etmemiz gereken adımları durum çubuğunun 4. hanesi yardımıyla görebileceğinizi unutmayın. Ana donatı yönü ekran üzerinde iki nokta seçilerek gerçekleştirilir. Genelde en kolay olanı mevcut ana nesnelerin noktalarından faydalanmaktır. Gelin ekran üzerinde ana yön X yönü olacak şekilde arka arkaya iki nokta seçelim. Model üzerinde de gördüğümüz gibi seçim işlemi tamamlandıktan sonra makro bir takım işlemler gerçekleştirip yüzey donatılarını otomatik olarak oluşturur. Hatırlayacağımız gibi ilgili yüzeye atılmış olan donatıların sağlaması gereken ilk koşul her bir alt bölgeyi tam olarak kapsayacak şekilde yerleştirilmiş olmaları zorunludur. Yüzey alt bölge donatısı yerleştirme makrosu herhangi genel bir yüzey için alt bölgeleri otomatik olarak oluşturabilmektedir. Ek olarak alt bölge oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra bu bölgeleri tarayarak birleştirilebilir alt bölgeleri otomatik olarak bulabilmekte ve birleştirebilmektedir. Gelin ilk önce ilgili yüzeye ait olan alt bölgeleri bir hatırlayalım. Gelin her bir alt bölge için yüzey alt bölge donatısı yerleştirme makrosu yardımıyla oluşturulmuş olan donatıların bu koşulu sağladıklarını modelimiz üzerinde görelim. Gelin şimdi ilgili yüzeye ait tüm donatıları bir arada görelim. Modeli dikkatlice incelediğimizde geçiş bölgelerinde donatı sürekliliğinin korunmuş olduğunu kolaylıkla fark edebiliriz. Yüzey alt bölge donatısı yerleştirme makrosu, çalışma esnasında alt bölgeleri taramakta ve aralarındaki mevcut donatı geçişi uyumsuzluk problemlerini uygun bir şekilde otomatik olarak çözmektedir. Yüzey alt bölge donatısı yerleştirme makrosu çalışmasını bitirdikten sonra ilgili yüzeye ait alt bölge sayısı kadar yüzey alt bölge donatısı yerleştirme makrosu oluşturmaktadır.